En son başlığımız nedir? Yapısına göre cümlelerdir. Şimdi ben öncelikle size kısaca işinize yarayacak şekilde bu yapısına göre cümleleri bir özetleyeyim. Ondan sonra detayına girelim. Olur mu? Şimdi arkadaşlar, cümlenin yapısına bakarken bizim yaptığımız şey öncelikle yüklemi bulmak. Bir, yüklemi bul. Peki baktınız, cümlede bir tane yüklem var. Diyeceksiniz ki bu cümle yapısına göre ya basittir ya birleşiktir. Yapısına göre ya basittir ya birleşiktir. Eğer tek yüklem varsa. Baktınız birden fazla yüklem var. Diyeceksiniz ki bir dakika, artık ben burada basite birleşiğe değil neye bakacağım? Sıralı mı bağlı mı diye bakacağım. Yani temelde tek yüklemli ve çok yüklemli diye ikiye ayırabiliriz yapısına göre cümleleri. Tek yüklemli cümlelerle karşılaştık diyelim. Mesela işte ne olsun? Bugün size cümle türlerini anlatıyorum. Yüklemlidir anlatıyorum. Kurallı, fiil ve olumlu cümle. Değil mi? Peki size cümle türlerini anlatıyorum cümlesinde anlatmak dışında bir iş var mı? Yok. Basit cümle arkadaşlar. Tek yüklem, tek iş. Size cümle türlerini anlatırken telefonum çaldı. Kaç tane iş var? Bir, size cümle türlerini anlatıyorum. İki, telefonum çaldı. Peki yüklem nedir? Telefonum çaldı. Orası bakın, o kısım. Orası temel cümle. Yine tek yüklem var ama bir iş daha var. Cümle türlerini anlatırken. Oraya da yan cümle diyoruz. Tek yüklem, birden fazla iş. İşte böyle cümlelere de birleşik cümle adını vereceğiz. Ama baktım. Bugün size ders anlatacağım. Çünkü konularımız eksik. Kaç tane yüklem var? Anlatacağım ve eksik. İki tane yüklem var. Arada bağlaç var. Bağlı cümle. Buraya geldim, seni göremedim. Buraya geldim, virgül, seni göremedim. Geldim bir yüklem, göremedim bir yüklem. Arada virgül var. Sıralı cümle. Anlaştık mı? Bakın bir daha söylüyorum. Tek yüklem varsa ya basit ya birleşik. Basit eşittir tek yüklem tek yargı. Birleşik eşittir tek yüklem birden çok yargı. Yan cümlecik diye bir şey girecek devreye. Sıralı ve bağlı cümle birden fazla yüklem. Arada noktalama işareti varsa sıralı, arada bağlaç varsa bağlı cümle. Bakın kısaca bu kadar aslında konu. Şimdi detayına inelim. Basit cümle tek bir durumu, tek bir duyguyu, tek bir düşünceyi anlatan, o da zaten yüklemin kendisi olan cümlelere basit cümle diyoruz. Yüklem haricinde başka bir yargı yok cümlede. Yarın hava daha güzel olacakmış. Havanın güzel olması dışında bir yargı var mı? Yok. Meydandaki kuru kalabalık bizi iyiden iyiye bunalttı. Bunaltmak dışında fiil ya da bir yargı var mı? Yok. Güzelim saçları genç yaşta döküldü. Saçlarının dökülmesi dışında bir yargı var mı? Yok. Bu hafta sonu için günübirlik gezi planladık. Planlama dışında bir yargı var mı? Yok. Bakın tek yargı. O da yüklemin kendisi. Bunlar neymiş? Basit cümle. Şimdi yalnız burada bir uyarımız var. Diyor ki bize basit cümle demek, kısa cümle demek değildir. Yukarıda belirttiğimiz kriterlere uygun uzun cümlelerde basit cümle olarak değerlendirilebilir. Bakın upuzun bir cümle var burada. Fabrika artıkları, kanalizasyon suları ve kimyasal atıklar, akarsuların ve göllerin kirliliği ile birlikte çok sayıda sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Beraberinde getirmekte dışında var mı bir yargı? Yok. O zaman basit cümle deyip geçeceksiniz. Peki birleşik cümle nedir? İçinde birden fazla yükleme olan, dolayısıyla birden fazla yargı taşıyan cümlelere birleşik cümle diyoruz. Yani şöyle bir şema olarak göstereyim size. Kalemimizi alalım. Yüklem var. Ancak yüklemin dışında bir de yan yargılar, yan cümleler var. Peki nasıl olabilir bu yan cümle dediğiniz şey? Bakın sayıyorum. 1. Fiil imsili olabilir. Fiil imsiler yan cümlecik oluşturur. 2. Direkt şart kipimiz yani sase ekimiz. Hatta bazı durumlarda mığmi soru edatımız. Hatta bazı durumlarda ki bağlacımız. Hatta cümlenin içindeki alıntı cümleleri. Bunların tamamı bize yan cümlecik verecek. Yan cümleciği olan, yan cümlesi olan cümlelere birleşik cümle adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yan cümle olayı nedir? İsterseniz onu bir açıklayalım. Yan cümle ne? Temel cümle ne? Ondan sonra birleşik cümlenin türlerine geçelim. Şimdi bir örnek yazayım ben size. Ders çalışırken ders çalışırken
Dikkatim dağıldı. Bakın böyle bir cümle. Tamam. Yüklem nedir? Dağıldı yüklem. Bakın yüklemin olduğu kısım, yani şurası cümlenin temel yargısı. Biz buraya temel cümle adını veriyoruz. Ama burada bir iş daha var. Benim dikkatim ne zaman dağıldı? Ders çalışırken. Bakın. Zarf fiili görüyor musunuz şurada? Can. Zarf fiilini. İşte bakın yüklemin dışındaki işe de yan cümle adını vereceğiz. Şimdi bize şöyle bir soru tipi gelecek. Diyecek ki aşağıdakilerin hangisinde yan cümle zarf cümleci görevindedir? Ya da yan cümle bilmem ne görevindedir? Ögelere bakacaksınız. Yüklemin olduğu yer temel cümle zaten. Ne zaman dağıldı dikkatim? Ders çalışırken. Bakın yükleme sorudan ne zaman sorusuna cevap veriyor. Zarf cümleci yaptı bana. Anlaştık mı? Yani yan cümlelik çeşitli görevlerde kullanılabilir. Bizden bunu da isteyebilirler. Mesela işte çalışan öğrenciler sınavda başarılı oldular. Sınavda başarılı olanlar kimler? Çalışan öğrenciler. Bakın yan cümlecik. Annen ekini almış. Sıfat fiil. Hangi görevde? Özne görevinde. Çeşitli görevlerde kullanılabiliyor. Peki. Şimdi bu bileşik cümlelerin türleri var. Gençler onlara başlayalım. Birincisi girişik bileşik cümle. Kısaca buna şöyle diyeceğiz. Yan cümlesi fiilimsi olan cümleler. Yan cümlesi fiilimsi olan cümleler. İçinde fiilimsi türünden işte isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil fark etmez. Sözcük bulunan cümlelere girişik birleşik cümle adını veriyoruz. Tabii ki tek yüklemde olması koşuluyla. Fiilimsinin bulunduğu söz öbeği yan cümlecik. Asıl yüklemin bulunduğu kısım ise temel cümle olacak. Cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik vardır arkadaşlar. Yüklem temel yargı, fiilimsiler yan yargı. O şekilde de çıkabilir. Bakın 3 yaşına gelince okumayı öğrenmişti. Bakın burada aslında eksik göstermiş. Öğrenmişti yüklem. Temel cümle. Neyi öğrenmişti? Okumayı. Bakın mame isim fiil görüyor musunuz? Yan cümlecik. Ne zaman öğrenmişti? 3 yaşına gelince. Bakın zarf fiil. Yani 1, 2, 3 tane yargı var. 2 tanesi yan yargı, 1 tanesi temel yargı. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. İçinde fiilimsi varsa kısaca bu neymiş? Girişik, bileşik cümleymiş. 3 yaşına gelince okumayı öğrenmişti cümlesinde. Yan cümleler hangi görevde? Okumayı neyi sorusuna cevap veriyor nesne. Ne zaman? 3 yaşına gelince o da zarf cümleci görevinde. Peki ikincisi kiili bileşik cümle demiş burada ama biz bunu biraz sonra verelim. Ben bunu en son atayım. Ben şimdi önce iç içe geçmiş bileşik cümleyi vereyim. Evet iç içe bileşik ya da iç içe geçmiş bileşik cümle dediğimiz bir durum daha var arkadaşlarım. Bu nedir? İçerisinde alıntı olan cümlelerde alıntı kısmı yan cümledir. İki cümlenin iç içe geçmesiyle oluşmuş cümlelerdir. Başka bir deyişle bir cümlenin başka bir cümle içinde yer aldığı cümlelere iç içe geçmiş bileşik cümle denir. Tek başına bir yargıya sahip olan temel cümle ile onun ögesi konumundaki başka bir yargıya sahip cümle iç içe geçerek bu tür cümleleri oluşturur. Ben kısaca size şunu diyorum. İçinde alıntı cümlesi varsa o iç içe geçmiş bileşik cümledir. Mesela birazdan geliyorum dedi. Birazdan geliyorum kişinin bir insanın cümlesi. Burası yan cümle alıntı. Dedi yüklem. Bu da temel cümle. Bu tarz cümlelerde genellikle yan cümleyi nesne görevinde göreceksiniz. Tabii her zaman değil. Genellikle. Peki üçüncü başlığımıza geldim. Bunu da biraz kısa geçiyorum. Üçüncü başlığımız koşullu birleşik cümle arkadaşlarım. Yan cümlesi sa-s kipiyle çekimlenmiş cümleler. Hava sıcak olursa camları açarız. Camları açarız. Temel yargı. Nasıl açarız camları? Hava sıcak olursa. Bakın sa-s ile çekimlenmiş. Orası da yan cümlecik. Bu tarz cümlelerde de genellikle yan cümlecik ne görevinde oluyor? Sa-s'li kısım. Zarf cümleci görevinde oluyor arkadaşlarım. Bakın ne demiş? Bu kadar hızlı gidersek kaza yapabiliriz. Kaza yapabiliriz temel cümle. Bu kadar hızlı gidersek orası da bizim yan cümlemiz. Sa-s'den sonra virgül gelmez. Bakın onu da düzeltelim. Şurada virgül getirmiş, yanlış yapmış. Onu silelim. Evet. Peki arkadaşlarım burada şunu da vurgulayayım ben size. Mığmi soru edatı da bazen koşul yapabilir. İşimiz bitti mi çıkarız. Çıkarız temel cümle. İşimiz bitti mi bizim yan cümlemiz. Yani mığmi de bize ne yapabiliyormuş bazen koşul yapabiliyormuş. Ona da yine koşullu bileşik cümle diyeceğiz. Peki bir cümle
Sadece gelişik bileşik, sadece iç içe geçmiş bileşik, sadece koşullu bileşik olmak zorunda mı? Yok, değil. Yani hepsi olabilir. Peki öyle cümlelere ne diyeceğiz? Bileşik cümle deyip geçeceğiz. Anlaştık mı? Peki sonuncusu kiili bileşik cümle. Bakın arkadaşlar bu biraz spesifik, bu biraz ilginç bir bileşik cümle türü. Ki bağlayıcıyla birbirine bağlanmış temel cümle ve yan cümle var. Bakın çok güzel bir şarkı sözümüz var değil mi bizim? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Dani sen biliyorsun değil mi bu şarkıyı? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Evet. Şimdi duydum ki bir yargı unutmuşsun gözlerimin rengini diğer yargı. İki tane yargıyı birbirine bağlamış. Burada ki'yi bağlayıcı. Böyle cümlelerde bakın ilginçlik burada başlıyor gençler. Normalde temel cümle yüklemin olduğu yerde en sonda olur değil mi? Bakın burada ki'den önceki kısım temel cümle. Ki'den sonraki kısım yan cümle. O zaman demek ki ben bunu düzgün bir hale yani Türkçenin yapısına düzgün bir hale getirsem, kurallı bir cümle haline getirmeye çalışsam. Unutmuşsun gözlerinin rengini duydum. İki tane yüklem oluyor işte. İki yüklem olmaması lazım bileşik cümlede. Peki ben şimdi bunu nasıl kurallı bir cümle haline getireceğim? Ki'yi atıp yerine fiilimsi koyacağım. Gözlerimin rengini unuttuğunu duydum. Fiilimsi olduğuna göre artık ne oldu bu? Gelişik bileşik cümle oldu. Demek ki ki'li bileşik cümleler neye dönüştürülebiliyor? Gelişik bileşik cümleye dönüştürülebiliyor. Biliyorum ki pişman olacaksın örneğini vermiş bakın burada. Pişman olacağını biliyorum. Biliyorum temel cümle. Pişman olacağını yan cümle. Evet böylece bileşik cümleleri de vermiş olduk. Demek ki arkadaşlarım neymiş? Bir cümlede eğer tek yüklem varsa basit ya da bileşik olabiliyormuş. Temel cümle yani yüklemin olduğu yer ve yan cümleler olabiliyormuş. Tek yüklem varsa başka yargı yoksa basit. Tek yüklem ancak yan cümleler varsa bileşik cümle diyorsunuz. Peki öğretmenim cümlede birden fazla yüklem varsa ne olacak? Onu da hemen kısaca söyleyelim. Ondan sonra bir de şeyi vereceğim arkadaşlar size. Bağımlı ve bağımsız diye bir şeyden bahsedeceğim. Bakın bir cümle. Ne olsun cümlemiz yazalım. Buraya gel. Virgül seni çok özledim. Bak iki cümleyi aslında birbirine bağlamış. Neydi? Virgülle. Özledim yüklem, gel yüklem. İki tane yüklem var. Yani birden fazla temel cümle var. Aslında birden fazla cümle var. Arada ne var bakın virgül. İşte bu sıralı cümle. Tamam mı? Şey deseydim buraya gel çünkü seni çok özledim deseydim. Buraya gel çünkü seni çok özledim. Arada bağlaç olsaydı o zaman ne diyecektik? O zaman bağlı cümle diyecektik. Bak bu kadar. Fark aslında bu kadar ikisi arasındaki. Buraya gel çünkü seni çok özledim. Arada virgül varsa sıralı, arada bağlaç varsa bağlı cümle diyorsunuz. Şimdi ben size burada da bir noktalama işaretiyle alakalı önemli not vereyim arkadaşlarım. Pardon silemedim. Şu virgül noktalı virgül olayıyla alakalı bir maddemiz var bizim. Bazı arkadaşlarım diyorlar ki ama öğretmenim bazı sıralı cümlelerde arada noktalı virgül var. Mesela doktor geldi efendimiz. Yatağınıza bekliyorlar derken burada noktalı virgül gelmesine gerek yok aslında. Ben noktalı virgülü hangi şartta kullanıyorum? Sıralı cümleyi oluşturan cümlelerde ögeler arasında virgüller varsa iki cümle arasında noktalı virgül koyuyorum. İşte annem, virgül, babam ve kardeşim beni bekliyordu. Ben yoldaydım. Annem, virgül, babam ve kardeşim beni bekliyordu. Oraya noktalı virgülü koy. Ben yoldaydım'ı getir. Yani sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül de ne yapabiliyorsunuz? Koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi son olarak artık konuyla alakalı bir de bağımlı bağımsız dediğimiz bir olgu var. Bağımlı cümle nedir? Bağımsız cümle nedir? Kısaca bir de ondan bahsedelim arkadaşlarım. Bakın. Bu arada şurada da bağlaçlardan önce sonra virgül olmaz. Bakın şurada gereksiz yere noktalı işaretleri getirilmiş. Şimdi bir cümle yazalım. Ödevlerimi bitirdim. Bitirdim. Virgül. Yatmak için hazırlanıyorum. Yüklemleri bulalım. Hazırlanıyorum yüklem. Bitirdim yüklem.
Bitiren kim ben? Gizli özne. Ben niye bitirdim ödevlerimi? Nesne. Hazırlanıyorum yüklem. Hazırlanan kim? Ben. Neden hazırlanıyorum? Yatmak için zarf cümleci. Evet. Peki şimdi bu iki cümle arasında, bu bir sıralı cümle değil mi yapısına göre? Şurada yalnız fiilimsi de var. Şimdi ben buna birleşik mi diyeceğim? Hayır. Birden fazla yüklem olduğu için artık sıralı diyorum sadece. İkinci cümleyi sorsaydı tek başına orada gelişik birleşik derdik. İki cümle arasında, sıralara bağlı cümlelerde, iki cümle arasında ortak bir öge varsa, ki burada ne ortak? Bitiren benim, hazırlanan benim. Özne ortak. Ortak bir öge varsa bağımlı, ortak bir öge yoksa bağımsız cümle diyorsunuz. O zaman bu bağımlı sıralı bir cümle. Özneleri ortak, sıralı cümle arkadaşlar bunlar. Eğer öge ortaklığı olmasaydı ne diyecektik? Bağımsız cümle adını ve bağımsız sıralı cümle adını verecektik. Evet arkadaşlarım, böylece yapısına göre cümleleri de bitirmiş olduk. Şöyle bir toparlayalım, özetleyelim. Şimdi sorularımız var, onları da çözeceğiz beraber, hemen birkaç sorumuz da var. Yüklemin yerine göre dediği zaman kuralı mı devrik mi eksiltili? Yüklemine göre dediği zaman isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Anlamına göre dediği zaman olumlu, olumsuz cümle. Yapısına göre dendiği zaman da basit, bileşik, sıralı ve bağlı cümlelere bakıyormuşuz. Şimdi demiş ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır? Hemen yüklemleri bulalım hızlı hızlı. Görünür, perişandır, sorar, karşılık gelmektedir, atılmıştır. Bir kere görünür, sorar ve atılmıştır kesinlikle fiil cümlesi. Ne demiştik? Maktam ekle eki yor ekini yerine geçiyor. Bu da fiil cümlesi. Perişan isim. O zaman cevabımız nedir? B şıkkı. B şıkkı arkadaşlar demek ki neymiş burada? İsim cümlesiymiş. Peki şeye baktık. Diğer soruya baktık. Hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle girişik birleşik cümledir diyor. Yani içinde fiilimsi olması lazım. Bakalım. Tasarladığım hikaye, tasarladığım. Zihnimde cümleler ve algılar halinde dönüp dolaşarak gelişirken her şeyi bir kenara bırakıp masanın başına oturmam için beni zorluyor. Bir tane yüklem var ama envai çeşit fiilimsi var. Girişik birleşik, doğru. İkinci cümle özneleri ortak birleşik cümledir demiş. Hikaye bilgisayarda bir cümle halinde başlanmış duruyor ve ben zihnimin bir yanında o hikayeyi geliştiriyorum. İki tane yüklem var. Arada ne var bakın? V bağlıcı var. Arkadaşlar bu bağlı bir cümle, birleşik bir cümle değil. Cevabımız B şıkkı olacak. Peki geçtim diğer soruya. Yine hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle biçimci olumsuz fiil cümlesi diyor. Şöyle bakalım. Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş, neler yazılmamış. Evet söylenmemiş, yazılmamış. Biçimci olumsuz bir fiil cümlesi. İki bağımız sıralı demiş. Cicero yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över yüceltir yaşlılığı. İnsanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doğruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. Yüceltir, över, adlandırır yüklemler. Arada noktalı virgül var, sıralı cümle. Yücelten öven kim? Cicero. Adlandıran kim? Cicero. Evet, bağımlı cümle. Doğru. Üçüncü cümle birleşik bir cümledir demiş. Yaşamın gerçek anlamını ancak bu dönemde ulaştırmış kişi. Ulaşırmış yüklem. Bakalım birleşik olması için yan cümle olması lazım. Arkadaşlar burada fiilimsi yok, sase yok, ki yok, alıntı yok. Burada yan cümle yok. O zaman bu basit bir cümle. Geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir cümledir demiş. Kalemimizi alalım hemen. İlişkinmiş yüklem, biliyoruz yüklem, ortaya koyuyor yüklem, karmaşık yüklem, düşünüyordu yüklem. Bir kere şunları eledik. A, B ve şeye gitti. D'ye gitti. Neden? Bunlar devrik değil. Peki bütün bu iddialar tek bir şeyi ortaya koyuyor bence. Burada ortaya koymak dışında bir yargı yok. Basit. O anda vereceği yanıtı düşünüyordu. Ha, bakın hem düşünüyordu var hem sıfat bir var. Bu birleşik. Bu da gitti. Cevabımız C şıkkı olacak. Salih Ağa, köyün en zengin adamlarından biridir cümlesinin olumsuz, devrik ve soru şekli. Salih Ağa, köyün en zengin adamlarından biri midir? Önce soru yaptık. Biri değil midir? Olumsuz soru yaptık. Bir de devirelim. Köyün en zengin adamlarından biri değil midir Salih Ağa? Evet, B şıkkı da burada cevabımız olacak arkadaşlarım. Evet, böylece gençler konumuzu bitirmiş olduk. Cümle türlerinde bu hafta sizlerle işlemiş olduk. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.